Herkese selamlar dostlar. 2 Şubat ve 3 Şubat iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Videonun sonunda bir ideal tercih, bir de tekli yüksek oran önerisi yapacağım sizlere. Aynı mücadele olacak. Bu da ayın 3'ündeki mücadele olacak onu da belirteyim. Toplamda 8 adet mücadelem var. Hem ideal hem yüksek oranlarla devam edeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Zaten kupa maçları var. Ee, şunu belirteyim videonun başında ekrana bir dikkat yazısı gelsin arkadaşlar kupa maçlarına rica ediyorum yüksek miktar misli oynamayın çünkü kadrolar belli olmuyor ee, oyuncuların durumu maç sallamıyor salıyor bu tarz durumlar geçmişten bu yana çok fazla örneğini gördüğümüz için sizlerden ricam. Kupa maçlarında çok fazla yüksek miktarlar oynamamanızdır. İsterseniz başlayalım ve sizlere bir skor sormak istiyorum. Skor yarışmasına güzel talep ve istek geliyor. Katılım ne oluyor? Beşiktaş-Kayseri spor mücadelesinin maç skoru ne olur? Bilenlerden iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarına Mart ayının sonuna kadar alalım. Bakın Mart ayının sonuna kadar diyorum ben. Bilen iki kişi yalnız bunu da belirteyim. Skorunu bilen iki kişi. Zaten çok zor bir maç olmayacaktır. Düşük skorlu bir maç geçmesini bekliyorum. Ondan dolayı tercihlerinizi, yorumlarınızı yoruma bırakabilirsiniz. Yüksek misliden kasaya koymaya devam ediyoruz. Nasıl kasaya koymaya devam ediyoruz? Ben burada zaten 9'da 10, 10'da 11 şekilde ilerlerken 13'te 12 oldu. Pazar günü vermedim. Cumartesi günü bir maç verdim burada. Cumartesi günü hangi maçı verdim? Sassuolo Fiorentina ilk gol. 1.80 gibi oranı vardı. Avrupa oranı 2 orandı. Neden bu maça yüksek misli verdim? Hatta soldaki yazıda açıklamasında yazdım. Biraz da hissiyat diyorum. Ben Sassuolo'nun erken dakikalarda bir gol bulmasını bekliyorum. Genelde öyle başlıyor. Fiorentina'nın oyunu da biliyorum ki zaten erken dakikalarda tam istediğim gibi oldu. Maçın senaryosu da bildim. KG'si geldi. E1.5 üstü geldi. Zaten iki tercihim vardı. İkisi de geldi bu mücadele. Yüksek mislisi geldi. Sağda ise pazar günü vermedim. Pazartesi günü verdim. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı vardı. Dün oynanan KG var olarak değerlendirdiğim bir mücadeleydi. Kombineme koydum. Kombinemiz kazandı. Onu belirteyim ekrana gelecek zaten birazdan. Yüksek mislisini ne yaptım bu mücadeleye? KG var bence çok güzel bir banko tercihti Benim skor beklentimi de yazdım. 2-2 bir skor beklentim vardı. Yüksek oran grubunda skor olarak da onu verdim zaten. Yüksek misinin iletişimine baktığımız zaman da bakın solda mesela arkadaşımız ne demiş? Fenerbahçe'nin varına ben burada 500 girmek istiyorum diye diyerekten. Ben 22 saniyelik bir ses kaydı attım. Açıkladım tabii girebilirsin şekilde. Hatta dedim Fenerbahçe diyorum ki öyle bir güveniyor ki sanırım Fenerbahçe'lesin şekilde bir muhabbetimiz oldu. Kazandı. Yüksek misinin böyle iletişimi zaten oluyor. Girsem mi girmesem mi girilir mi diye tekrardan bana soruyor. Ben zaten ses kaydı ataraktan zaten yanıt veriyorum. Sağda baktığımız zaman da bu abimiz sağlam bir oyuncu yalnız onu da belirteyim. Şöyle bir ideal bir muhabbet ediyorduk orada. Var mı bir önerim falan derken yüksek bir siteden Yani 1000 TL şu kombineye bastım. Normalde bastırmam. Ama kasası çok sağlam bildiğimden dolayı. Barcelona'nın atacağı 2 gol. Lazio maçına da 2-3 gol vermiştim. Güzel oranı vardı. Yaklaşık 4 oranı var bu mücadelenin. Avrupa'dan oynuyor kendisi. Avrupa'dan takipçimiz. Yani güzel bir oran kazandı burada. İletişimi de zaten bu seviyede. Raporlara baktığımız zaman da pazar gününün raporu ekranda solda. Bir de pazartesinin raporu. Pazar günü raporunda Lazio 3 gol, Verona ilk kere en çok koliner ev olarak değerlendirmiştim. Bir futbol ana kombin yapmıştım. Verona'dan başarısı oldu. Alternatif geldi. Werder Bremen'in KG varı ve Kızıl Yıldız'ın atacağı 71.5 sayı üstü. O geldi basket e ilerledik. Yüksek oranlarda Wolves'ın 0'ı gelmedi fakat yani ekledim mümkünlüğe de geldi. Pazartesi verdiğimiz kombineye baktığımız zaman da Kasımpaşa'nın KG varını verdim. Zaten söyledim az önce yüksek misli de önerdim ben bu mücadeleyi. Yanına da idealden 1.48 oranı var. 4.5 altında 1. Atalanta galibiyeti yaptım. 4-0 kazandı şansımıza. O da 4-0 gibi bir skorla bitti. Başarılı olduk. İlerleyelim diyerekten de geçeyim maçlarımıza. Ee, sizlerden ricam arkadaşlar beşiktaş Kayserispor spor maç skorunu zaten yorumlara yazarsınız. Art Türk üzerinde like gelirse sevinirim. Hepinize bol şanslar. Beşiktaş Kayseri Spor mücadelesi. Kayseri'de Hikmet Hoca büyük takımlara karşı nasıl oynadığını sizler biliyorsunuz. Büyük takımlara karşı hep gol atan, hatta bu sezon sanırım hiç boş geçmedi büyük, büyük, takımlara karşı ve sürekli çelme takmaya çalışan bir takım. Kayseri'de güzel futbol sergiliyor. Son başından mağlup olsa da Trabzonspor'u çok güzel bir mücadeleydi. 3-2 gibi skorla bitti. 90'larda gelen goller yani 90'da penaltı golü. Şimdi o maçı bir yana bırakalım. Şimdi bu maçta kupa mücadelesi. Her iki takımda rotasyon yapar mı? Yapabilir. Kayseri'de ufak rotasyonlar yapabilir. Beşiktaş'ta rotasyonlar yapabilir. Bir de bu maçta mesela oynar mı oynamaz mı belli değil. Fakat Beşiktaş'ın burada ideale yakın bir 11 çıkarmasını bekliyorum. Kayseri'nin de aynı şekilde ideale yakın bir 11 çıkarmasını bekliyorum. Ben şöyle bir tercih yapacağım. Tek mark yüksek oran olarak gideceğim bu mücadeleye de. Madem kupa maçları en azından verdiğimiz oranlara değsin diyorum. 1.40-1.50 orana gidip çok fazla stres olmaya gerek yok. Ben bu mücadele bandının Kayseri atar mı atamaz mı bilmiyorum. Kayseri'nin oran golüne 1.50 gibi oran açmışlar. Yüksek oran açmışlar Kayseri'nin tek golünü. Ben belki mücadele Beşiktaş kazanırsa 2-0 gibi skorla kalmasını bekliyorum veya 1-1 gibi uzatmaya da gidebilir. 2-3 gol. 2-3 gol bandında 1.83'lük orandan tek tercih sunuyorum. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçeyim. Luton'la Chelsea mücadelesi. Bu maçlarda şöyle bir detayla baktım. Kadroya ne olur ne biter diye baktım Chelsea'nin kadroya. Hudson Odoi, Loftus Cech, Werner gibi isimler yazıyor. Biraz yedek kadro çıkabilir burada Chelsea bu mücadeleye. Luton tam da kendi liginde iyi bir şekilde ilerliyor. Maçları genelde golü geçiyor. Tempolu maç olur mu? Chelsea o tempoya izin vermeyebilir. Çünkü Chelsea topu ayağına attığı zaman ikinci golden sonra yani şeyi alıyor çorba kaynasın ayarında diyeyim. Tam kelime bulamadım oraya. Yani tempoyu düşürüyor diyeyim 2-0'dan sonra. Ben çok fazla gol beklemiyorum. 4.5 altında 2'ye 1.46 gibi oran açmışlar. Chelsea kazanır fakat çok fazla gol olmaz. Yani 5 gol olacak maç değil bence. Kupa maçında olmasından dolayı değerlendirme altına alacaklar. Bu şekilde bu ideal önerimdir bu mücadeleye. Southampton West Ham mücadelesi. Her iki takımda son haftalarda formda. Southampton'ı zaten değerlendirmiştik. Nasıl değerlendirdik? Yani bu takım şu an Premier Lig'in en formda o büyük takımlar hani istiyor Liverpool'u çıkarsak en formda takım olduğunu söyleyebiliriz ki zaten biz de yaptığımız değerlendirmelerde kazandık. Bu maça baktığımız zaman da güzel bir maç olur gibi geliyor bana aynı şekilde. Bir KG'ye baktım şöyle oranına 1.50 gibi oranı var. Alınabilir. 1-1 gibi bir skor çıkabilir diye düşünüyorum ben bu mücadelede. KG var. 2-3 gol arasında gittim. Hangisi bana yarar, hangisi yaramaz diye. Yani şöyle bir kanıya vardım ben. Bu mücadelenin 1-1 gibi skorla bitmesini, KG Var'ın gelmesini, 2-3 gol biraz daha yüksek gelmesini fakat KG Var'dan ziyade bir yüksek oran gidilecekse maç sonu 0'ı 2.90 gibi orandan da bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ama ideal KG Var'dır. Skor beklentim de 1-1. Onu da belirteyim. Rangers mücadelesini aldım. Son haftalarda iyi ideal izledik Rangers'ı. Hatta yüksek misli de önerdim Dortmund mücadelesinde Rangers'a. Bu maça baktım. Şimdi ev sahibi biz hangi maçtan atılıyoruz? Şöyle bir aklınızı bir takımın adına bir vermeye çalışın. Johnstone mücadelesi Galatasaray takımıyla iyi maç yapmıştı Galatasaray'la. Oradan biliyoruz. Kendi evinde hem e, İskoçya Ligi'ne baktım kapalı oynayan bir takım. Özellikle Celtic Rangers'a karşı. Şimdi Rangers'da yoğun bir tempodan çıktı. Benim skor beklentim burada 2-0'lık Rangers galibiyeti. Şöyle bir orana gitmeye çalıştım. Oran yine 1.53 bandında. İdeale gitmeye çalıştım bu maçta. Ben 4 gol beklemiyorum. Rangers'ın deplasman performansları genelde 2-0-2-1 bitebilecek bir maç olarak gördüğümden dolayı 2-1.5 üstte gitmek istemedim. 2-2.5 üstün oranı biraz tehlikeliydi bana göre. Çünkü 2 golde kalabilir mi mücadele. 2-3.5 alt yaptım. 1.53 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. 1.53 oranı var. Liverpool-Norwich mücadelesi. Şimdi Liverpool'un kadro burada yedek çıkacak. Nasıl kadro çıkacak? Hemen açıklayayım size. Sol açıkta Minamino. Hücum hattında Santrafor, Origi, Sağda Jota, arkada Miller, Jones, Chamberlain gibi isimlerle çıkacak burada Norwich'e karşı. Ben şimdi böyle takımlara karşı şunu söylüyorum genellikle. Önce birlikte kalsınlar ondan sonra kupayı oynasınlar. Bu şekilde düşmeye oynayan takımlara karşı. Norveç ligde son dönemlerde iyi gitmiyor zaten. Düşme hattının o taraflarda sonuncu mudur artık düşme hattında zaten Norwich takımı. Burada Liverpool kazanır mı kazanır nasıl kazanır diye baktığım zaman, zaman şöyle bir ne çıkartabiliriz diye baktığım zaman ilk yere birine gideyim dedim. 1. 42 bir oran açmışlar. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Son maçları da 4-1 bitti zaten. 2'den 1 oldu o mücadelede. Pardon e, sıfırdan 0'dan 1 oldu da ilk golü Norwich yaptı diye hatırlıyorum ben. Aynen öyle bitti. Şimdi öyle olduğundan dolayı Norwich burada yine kapanır mı nasıl oynar bilmiyorum. Fakat zor bir mücadele. İlk yeri 1'e gitsem mi gitmesem mi diye düşündüm. Fakat hiçbir türlü oran yok. Gidilecekse ilk yeri 1 alınabilir. Yani bu maça normalde ideal değil. Yüksek oran gidilmesi gerekiyor da. Nasıl bir yüksek oran gidebiliriz diye onu düşünüyorum. Ya yani iki farklı bir Liverpool galibiyeti gelebilir. Handikap'a da gitmek istemedim. Ya yani ilk yeri 1'e gidelim. E bu maçı almayın ya. Vallahi bu maçı almayın. Bu maç kanser bir maç olacak gibi. Alacaksanız da ilk yeri 1 alabilirsiniz ama. Ayın 3'üne geçelim. Alanyaspor Gaziantep mücadelesi. Şimdi Alanya Spor'un kupanın, kupada ciddi önem veriyor. Şu an kupaya en çok önem veren takım bana göre kadro kalitesi. Onu geçtim ya yani kadro kalitesi derken e, kupada çıkardığı kadro diyeyim ben daha doğru olacak. Onun dışında kupadaki oynadığı o performans ve istek Alanya'nın çok yüksek. Ben burada direkt bir Alanya galibiyeti bekliyorum. Direkt maç sonu 1-1.70 gibi oran var. Taraf tercihinde oran risk ediyor. Bence direkt taraf tercih alınabilir 1.70 gibi orandan. Gaziantep'in deplasman performansı zaten ligde içi gitmezken kupada da burada zaten ben Alanya'nın burada Acayice düşünmüyorum. Son maçında kazanan iyi bir alanya var. İyi oynayan bir alanya var. Konya'yı Darmadovan'ı etti. Maç sonu 1 1.70 orandan direkt düz tercihimdir bu maça. Everton'la Bournemouth mücadelesi. Ben bu mücadeleyi neden aldım biliyor musunuz şimdi? Son mücadelesi kupada Bournemouth'u eledi. Wood takımı ulusallik takımı olması lazım. Şimdi şöyle düşündüm. İyi bakın. Oran pek fazla yok. Hemen hızlı anlatıp geçeceğim. O maçta kaleye sadece bir şutu var. Kalesine gelen 30 tane şutu var. 1-0 kazandı. Bournemouth'u yendi yani deplasmanda. Burada Everton bence hiç acımayacaktır. Everton'da zaten kupada bir şekilde ilerlemek isteyecektir. MBS 3 almışlar zaten. Gelme ihtimali yüksek. İlk yarı 1. 1 34. Oran yok. <laughs> oran yok. Alamadım yani. Alabileceğim oran bu. Alacaklar MBS 3. 2 tane şöyle 1 30'da oran getirseniz bunu da yanına bir koysanız 2 bir oran yapar. Hatta 250'ye kadar çıkar. O yüzden ilk yarı 1'i direkt öneririm sizlere. Ve sizlere önereceğim maç zaten Anadolu Efes mücadelesi maçımıza gelelim. Bir yudum su içmeyeyim. Devam edeyim. Neyse. Şimdi Bayer Efes son oynadığı maçta Euroleague rekorunu kırdı. Tam 22 üçlük. Tel karşı olması lazım. Ben de maçı izledim. Aynen 109 sayı 77 tane değeri. Tam 22 tane üçlük attı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye karşı da o üçlük seviyeleri yani o üçlük atmaya devam edecekler. En azından girmese bile deneyeceklerini biliyorum. Neden biliyor musunuz? Fenerbahçe Son maçta zaten Kızıl Yıldız'a kaybetti. Bakın Henry'nin olmayışının size ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Futboldaki gibi bu basketbol değil. Basketbolda bir oyuncunun olmayışı önemli bir oyuncuysa özellikle Henry'nin savunmada olmayışı mesela %20. Direkt %20 etki yapıyor Fenerbahçe tarafına. Anadolu Efes Fenerbahçe'yi görünce zaten bir delleniyor. Daha fazla atıyor. Euroleague'de hiç durmayacaktır. Onu belirteyim. Yani atabildiği kadar atmaya çalışacaktır. Ben buradan Anadolu Efes taraftarıyım. Anadolu Efes'in yanındayım daha doğrusu. Şimdi ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Şimdi i̇lk yarıda bir şöyle 76 bandı aşılır bu mücadelede. Bu maçın ideali odur. 1.48 oranı var zaten. İlk yarıda bir 76 sayı, 77 sayı görürüz gibi geliyor. Efes'ten kaynaklı. Efes'in biraz daha fazla atmasını bekliyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'de karşılık verecektir tabi. Dekolu da döndü bu arada. Onlar da bak bu tip yıldızların da bu maçlarda yıldızlaşması gerekiyor. Yıldız, ya eline bir şans geldi Dekolu'nun mesela. Zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Fakat bu maçta Bartel de döndü. Guduric, Dekolo gibi isimlerin dış atışlarda güzel yüzde yakalaması lazım. İlk yarı 76.5 üst idealidir. Yüksek orana baktığım zaman da tek başına ne yüksek oran verebilirim diye baktığımda Anadolu Efes'in atacağı 85 sayı 1.94 gibi oranı var. Daha bir yüksek oran bulamadım bu mücadeleye. Onun da oranı 1.94 sizlere zaten tekli olarak da önereceğim. Hatta direkt ekrana kombineler gelsin. Tekli olarak sizlere dediğim gibi Efes mücadelesinden ilk yarıda girecek 77 sayıyı önereceğim. Fenerbahçe'ye çünkü Efes atmaya başlayınca Fenerbahçe'de savunmadan ziyade artık biz de atalım diyecektir. İlk yarı 77 sayı çıkabilir. Onun dışında 1.94 gibi orandan da biraz yüksek oran önerisi yapabilirim diye baktığım zaman da ev sahibinin atacağı 85 sayı 1.94 gibi oran açmışlar. Bence bu da değerlendirilebilir. Sizlere yapabileceğim değerlendirme bu. Kupa maçlarına dediğim gibi çok fazla yüklenmeyin. Kupa maçları genellikle sürpriz çıkan maçlardan bir tanesi oluyor. Ödeyebileceğim bu arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.